Bu 10 sene önce yayıncılık yaptığım zamanlarda haberdar olduğum bir tanıklık. O zaman Ragıp Zarakoğlu ile birlikte kitaplar hazırlıyorduk. Ermeni soykırımının 90. yıl dönümü vesilesiyle. Ve Enver Paşa ile Lev Suus arasında böyle bir tanıklık olduğunu öğrendim. Alman yazar Franz Werfel'in romanında da bir bölüm olarak yer alıyor. Onu okudum. Aklımda kaldı. Seneler sonra sinemaya heves ettiğimde oradan başlamak istedim. Çünkü yani benim için bir çeşit besmele olarak değerlendirebilirsiniz. Bugün yaşamakta olduğumuz toplumun içinde bulunduğumuz sınırların resmi ideolojinin temelleri işte o Ermeni soykırımıyla atılmıştı. Doğrusu ben de yani ağırlıkla politik sinema yapmaya karar verdiğimde oradan başlamak istedim. Ve yüzleşme yolunda kendi açımdan da bir küçük adım olarak değerlendirdim. Ben mümkün olduğunca her iki karakterin içinden konuşmaya dikkat ettim. Yani tabii ki bir görüşüm var. Elbette taraf olduğumu söyleyebileceğim pek çok konu var. Ama burada bu tanıklığın tarihi bağlamını kopartmamaya dikkat ettim. Diyalogları yazarken ve oyuncu yönetimlerinde, karakter analizlerinde olabildiğince bu tanıklığın orijinalitesine bağlı kalmaya çalıştım. Tabii ki bir yorumum var. Yani diyaloglarda var, oyuncu yönetiminde var, karakter tahlillerinde var. Ama zannediyorum ki bu tarihsel konseptten kopmamaya özen gösterdim. Bu anlamda filmin özellikle belirgin bir taraftan konuştuğunu, dolayısıyla bir politik propaganda filmi olduğunu söyleyemem. Bu konuda belgeseller çekildi. Yani Türkiye'de az olmakla birlikte çok değerli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Ama bildiğim kadarıyla bir kurmaca film yapılmadı. Kısa da olsa bir kurmaca film yapmak istedim. Çünkü ben bir uzun film, kurmaca bir uzun film hazırlıkları içerisindeyken bu kısa filmi çektim. Ermeni soykırımı ile ilgili bir uzun filmin içinden bir bölüm olarak bunu çektim. Ve daha sonra bunun da içinde, yani bu tanıklığın da içinde yer alacağı uzun filmin hazırlıklar için bunun bana bir kolaylık sağlamasını umdum. Dolayısıyla kurmaca tercih ettim. Ama dramatik belgesel gibi de değerlendirilebilecek. Ben bir kurmaca çektiğimi düşünüyorum ama bunun bir dramatik belgesel olduğunu düşünenler de olabilir. Bence bir yüzleşme çağrısı yapıyor. Yani bizim tarihimizin marazlı taraflarıyla soğukkanlı bir şekilde yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü bu birinci dereceden bir tanıklık. Yani bu gerek Enver Paşa'nın mektuplarında, gerek Talat'ın röportajlarında, anılarında, gerek Lev Suus'un bugün Alman arşivlerinde yer alan raporlarında, gerek başka tanıkların, örneğin Amerikan Büyükelçisi Morgenthau'nun raporlarında yer alan bir görüşme ve Ermeni soykırımı artık Türkiye dışında bütün dünyanın, bütün ciddi akademisyenlerin, araştırmacıların var mı yok mu tartışmasını lüzumsuz gördükleri bir konu. Dolayısıyla ben bu filmin Türkiye toplumu için küçük de olsa yani yüzyıllık bir acıyla yüzleşme konusunda adım olmasını umuyorum. Ve benzer çalışmaların çoğalmasına ön ayak olmasını temenni ediyorum. Ya bunun senaryo aşaması aşağı yukarı bir yıl sürdü. Oyuncularımız Alman biliyorsunuz ikisi de. Dolayısıyla bir aylık oyuncularla prova sürecimiz oldu. 3 gün çekimler sürdü ve İstanbul'da Yıldız'da çektik filmi. Yani toplamda bir buçuk yıl falan süren bir geliştirme ve prodüksiyon aşaması var filmin. Yani İstanbul Film Festivali benim için yeni bir yolculuğa başlamak için harika bir istasyon. Çünkü ilk filmim, sinemaya henüz heves etmiş bir insanım.
Dolayısıyla böyle bir yani sinemacı olduğumu yaptıklarımı düşünebilecek durumda değilim. Çünkü henüz çok bir şey yapmadım. Ama İstanbul Film Festivali'nin içinde olmak insanın sanki sinemacıymış gibi bir düşünceye, duyguya kapılmasına neden oluyor. Hakikaten dünya standartlarında bir organizasyon. Filmin açılışının burada olması da beni ayrıca mutlu ediyor. Tarihi bakımdan da bir ironisi var. Çünkü Ermeni soykırımı 24 Nisan bildiğiniz gibi bu şehirde başlamıştı. Yani simgesidir İstanbul bir bakıma. Türkiye'de çekilmiş ilk kısa da olsa kurmaca filmin de açılışın İstanbul'da yapılması ayrıca sanırım anlamlıdır.